Bu benim kalbimi kırıyor, diyor Şirin Şivan. Bize yaşadığı yer olan Şengali gösterirken. Burası Ezidilerin yıkık kenti. Şirin, pek çok genç Ezidinin hala köle olarak tutulduğu Suriye'den yeni gelmiş. Şu anda eskiden gittiği okulun yanındayız. En iyi arkadaşımla burada el ele dolaşırdık. IŞİD onu aldı ve köle yaptı. Onların tutsağıyken kendini öldürdü. Hala onların elinde olan arkadaşlarım var. Bununla başa çıkmak çok zor. Şivan daha 22 yaşında ama kendini hala Suriye'de olduğunu düşündüğü kaçırılmış kadın ve çocukları bulmaya adamış. Kapsamlı bir dedektiflik işi. Eskiden kaçakçı olan arkadaşı Mahmud Şengal de ona yardım ediyor. Bazen Suriye'deki bağlantılarım özgür kalan insanlardan, kaçırılanlar hakkında bir şeyler duyuyor. Bana kaçırılmış bir erkek çocuğun fotoğrafını gönderip onu tanıyıp tanımadığımı sorarlar. Ben de etrafta kayıp çocuk olup olmadığını soruştururum. Varsa gidip kurtarırız. İslamcı militanlar bazen tutsaklarına ailelerine arama izni veriyor. Bazen de aileler Şirin'den yardım istiyor. Şirin, insan kaçakçılarını arayarak kaçırılanların nerede tutulduklarını anlayabileceği bilgiler koparmaya çalışıyor. Bana güvenmelerini sağlıyorum. Sonra işler nasıl gidiyor, orada neler oluyor, neredeler, etrafta kaç hava saldırısı oldu gibi sorular soruyorum. Mahmut ve ben Irak güvenlik güçleri ve Suriye'deki güçlerle temas halindeyiz. Bize kaç hava saldırısı olduğunu söylüyorlar. Edindiğimiz bilgiyi aradığımız kişilerin yerini tespit etmek için kullanıyoruz. Şirin ve Mahmut eski tutsakları sınıra getiren Suriye'deki kaçakçılarla birlikte çalışıyor. Şu ana dek 60'tan fazla insanı kurtardıklarını söylüyorlar. Genelde aileler fidye ödeyebildiğinde tutsakları kurtarmaları daha kolay oluyor. Fidye ya İslamcılara ya da aracı kişilere ödeniyor. Ailelerin borç para alması gerekiyor. Yeterince bulamazlarsa biz yardım ediyoruz. Avrupa ve Amerika'da arkadaşlarım var. Kadınların özgürlüğünü satın almamız için bize para veriyorlar. Şirhan Reşo Ali de 4 yıl tutsak olmuş. Ailesi fidyesini ödeyince serbest kalmış. Annemi nasıl öldürdüklerini gördüm. Korkunçtu. Bize işkence yaptılar ve dua etmeye zorladılar, dövdüler. Bize bir fiyat biçip bir adamdan diğerine sattılar. Şirinhan tam kendini öldürmeye karar vermişken bir cep telefonu bulmuş. Gizlice aile fotoğraflarını ve bir video göndermiş. 3 ay sonra Şirin ve Mahmut onu bulmuş. Ailesi onu geri almak için $13.000 fidye ödemiş. Tüm tutsakları kurtarmanızı istiyorum. Onları koyun gibi satıyorlar. Korkunç. 10 yaşındaki kızları bile birbirlerine sunuyorlar. Şirin Şivan kadınlara kurtarıldıktan sonra da yardımcı olmaya çalışıyor. Psikolojik destek bulamadığında destek grupları organize ediyor. Bugün kadınlarla intihar hakkında konuşuyor. Birinin kendine zarar verme ihtimali olduğunun belirtileri nelerdir? Başkaları nasıl yardım edebilir? Onlara birbirinizi desteklemek zorundasınız diyor. Biliyorum, hepimiz ölümle yüz yüze geldik ve şu anda hayat zor. Ama hayatta kaldık. Pes edip onların kazanmasına izin veremeyiz. Biz oradan ayrılırken güneş batıyor. O, IŞİD'le savaşırken hayatını kaybeden ve orada gömülü olan arkadaşlarını anmak üzere kutsal dağları Şengal'e gitmek istiyor. Şirin Şivan için orası, onlarla bağlantıya geçtiği ve gelecek için güç toplayabildiği bir yer.